Türkiye'de kayıt dışı ekonominin büyüklüğü 2023 yılının gayri safi hasıla, yurt içi hasılası üzerinden yapılan hesaplamaya göre yaklaşık 300 milyar dolar değerinde. Bu 300 milyar dolarlık gelirin kaçırılan dolaysız vergileri en kaba hesapla bile 50 milyar dolardan parantez içinde 1,6 trilyon lira aşağı etmiyor demiş. Yani gözlerim yuvalarından çıktı. Hoca söylediyse doğrudur. Hocanın lafının üstüne laf söylenmez ama ben birazcık eli yükselteceğim. Eli Üç aşağı yükselteceğim. yukarı. Ben Öyle eli mi? yükselteceğim. Bunların çok mütevazi rakamlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü hoca doğal olarak o şey hoca terbiyesi içerisinde kayıtlı paralar üzerinden bir şey söylüyor. Ben aradan tırtıklananlar da dahil Türkiye'nin içinden bir Türkiye daha çıkacağını düşünüyorum. Ha. En az Nasıl ya? 750-800 milyar dolar. Hadi canım. Kesinlikle çıkar. Bak bunun sağlamasını nereden yapalım? Nereden? 2009 yılına git. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri değiştirdi. El değiştirdi. Bir yılın sonunda pandemiye kadar, pandemide hesaplar şaştı. Bir yılın sonunda Ankara artı bütçeye geçiyordu. Bak zarardan, büyük zarardan. Melih Gökçek'ten kalmış Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyorum. Sadece sağa sola verilenler, saçma sapan ödenekler, projeler kesilerek ve hizmet aksatılmadan bir yılın sonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi artıya geçiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısına gitmiştim. Orada rakamları verdi. Çok ufak bir farkla eksi veriyordu. İkisi de toparlamıştı. Bir yıl içerisinde Türkiye'nin iki büyükşehir belediyesini tırtıklamazsan, yanlış kullanmazsan, toparlayabiliyorsan bunlar Türkiye ekonomisinin özetidir. Türkiye ekonomisini de toparlarsın. Ama bu biraz şey, şimdi o şeyi de okumaya devam ediyorum. Diyor ki eğilmez. Kendi önerdiği servet ve gider bildirimi uygulamalarının yürürlüğe girmesi durumunda Türkiye'nin bütçe açığının kapanabileceğini ve gelecek yılların kurtarılabileceğini savundu. Ancak bu düzenlemelerin tasarıdan çıkarıldığını belirten eğilmez, kayıt dışı ekonomiyi kayda almak, vergi dışı servet ve gelirleri vergilendirmek için eksik de olsa küçücük bir umut ışığı olan gider incelemesi düzenlemesi bile tasarıdan çıkarılmış ifadeleriyle hayal kırıklığını dile getirdi. Buna hiç Gider gerek yok. Tasarıya da gerek yok. Çok basit. Bak çok basit. Her projeden 4-5 milyon liraya 4 tane 5 tane daire alanlara gidip kaynak sor. Masak Ha. sorsun hem de. Hiç böyle kanun düzenlemesi falan yapmana gerek yok. Bir çırpıda bir projede 20 milyon lira falan para yatıran adama de ki arkadaş güle güle kullan da bu paranın kaynağı ne? Gelir Ya bir şey idaresi başkanlığının işi değil mi bu? soracağım. 2 yılda bir, 2,5 yılda bir değişen masak başkanlığı mı olur ya? Adam tam koltuğuna oturacak. Ha, şimdi yaktım seni Çetin diyecek, kalkıyor. Evet. Yani sonra baktılar TÜİK'teki formül eğer isteneni yaparsan oturabiliyorsun. Demek ki herkes oradan ilham almaya başladı. Çok çözülebilir sorunlarımız var. Bahar, buna yanıyorum. Gerçekten çok çözülebilir sorunlarımız var. Yani evet de çözmek istemiyoruz herhalde anlayacağım. Anladım. Niyet yok. Ona dönüyor iş. Ben ya bir şey var, video var. Onu vermek istiyorum da. Ha dur. Ya bize bak şey lazım biliyor musun? Orada da Yakup diye bir adam var. Adama faturamatik diyorlarmış. Ayda. Ne yapıyormuş? Bak işte göreceksin. Böyle. Hemen. Adamı da faturayla gezerken çekmişler ya. Ne İnasa verin. yapıyormuş bu neymiş? Faturamatik olayı ne? Gördüm. Çarşının içine geldim. Nereye filan yorum içine. Ana.
Ne yapıyor Bahar faturayla? Evlat da... Bundan beri başladım. Kaç ay? 28 sene oldu. 28 sene. Bundan beri devam edeyim. Adam şunu yapıyor Ordu'da. Faturamatik Yakup. 46 yaşındaymış Yakup Akdeniz. Fatura ödemekte zorlanan esnafın imdadına yetişiyormuş. Faturaları ödüyormuş yani. Hadi canım. Öyle fatura ödemeyi. Evlat da emanet de yolluyorlar. Ondan sonra teslim edeyim sahibine. Söyleyeyim ben kime verdim. Bırakıp geleyim söyleyeyim. Telefon açayım da söyleyeyim. Bıraktım diyorum. Para üstüne alıyorum ben. İşte ondan sonra kalanı ben vermiyorum. Öbürlerine vereyim. Büyüklere vereyim ama. 200 lira, 300 lira geri vereyim. Faturamatik derlermiş bana. He, parayı ben veriyorum. Sen faturaları yatırıyorsun. Öyleymiş. Ben de zannettim ki Yakup kendi cebinden veriyor. Ha, ben de bir an bunu Hazine ve Maliye Bakanı yapalım dedim ama yok kendi ha, cebinden ben... vermiyorsa olmaz. Aynen ya ben de öyle düşündüm ama değilmiş tüh şeymiş meğer. Ya o kadar da uzun çekmişler ki ben de zannediyorum. Muhtemelen harçlık veriyor millet. Faturayı yatırıyor da. Faturamatik. Vay, evet. Güzel. Faturamatik. Öğrenelim. Vergi mu? Sayın Şimşek'e de vergimatik mi desek artık? Vergiyi biz veriyoruz o yiyor. Biz veriyoruz o yiyor. Şöyle valla şey Yakup yiyecekse helal olsun ya. Ne yapalım? Tabii canım. Enflasyon karşısında geliri yetersiz kalan vatandaşlar karta sarıldı. Haber bu. Kartla yapılan yemek harcamalarının tutarı %146 küsür. Batık kredi kartı borçlarının oranı ise %86.1 oranında arttı. Geçenlerde buna bir ilave yapayım. Bir araştırma yayınlandı. Özellikle dar gelirlere gittiğinde gelirinin %66'sını kira, gıda ve ulaşımla harcıyormuş. Bunların hiçbiri tabii ki yani 10 bin lira alan insan 7 bin lirayı mesela bunları halledemeyeceğine göre eksik kalan kısmı da kredi kartıyla tamamlıyor. Kredi kartlarında çok ciddi bir yeniden yapılanma var. Kredi kartı harcamalarında veya kredilerdeki artışlarda bunun da etkisi var. Bak bunun altını çizeyim. Yeni kredi değil onlar. Eskisini yapılandırdıkları için yeni faiz oranlarıyla yeni krediymiş gibi gözüküyor. Eskisini kapatıyorlar. Bu bir boyut. İkincisi var bu kredi kartıyla geçinme Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın eseri. Yıllarca insanlara da tüketim ekonomisi uygulandığında den der ki başkasının parası geliyor sen ya abicim. Ha. Para pul sorun değil. Git ev al, araba al falan. Halbuki ödemediğin şeyin parası sana ait değildir. Bunu yıllarca anlatmadılar ve oya tahvil ettiler. Bugün geldiğimiz noktada yeni para gelmediği için herkes tıkandı. Vatandaşa yeni zam yapamıyorlar. Vatandaş kredi kartına yükleniyor. Ve orada da geçenlerde Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz anlatıyordu. İcra dosyalarında anormal patlamalar var. Var. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yeni bina tutuyorlar ya birçok yerde. Evet. Ya bu sürdürülebilir bir şey değil. Ama bunu bu saatte böyle Mehmet Şimşek'in yaptığı gibi frene basarak da halledemezsin. Çünkü bu senin eserin. 2002 yılında 6,4 milyar lirayken bütün vatandaşın finans kesimine borcu 2024 yılında 3 trilyon lira olduysa Sayın Şimşek ve onun nezdinde AKP iktidarı bu sizin eseriniz. Evet. Dün hükümete gelmiş gibi davranmayın. Bulduğunuz sorunları sanki sizden önceki hükümet yapmış gibi davranmayın. Bu sizin eseriniz. Önce bunun hesabını verin. Hesabını verin ondan sonra biz enflasyon konusunda ikna oluruz. 4 yıldır, 5 yıldır Sayıştay raporu yok ortada Bahar. Ben parayı veriyorum, parayı nereye harcadığımızı bilmiyoruz. Benim adıma Sayıştay bakar bu işe. Ve büyük bir özgüven içerisinde bizden yeni vergiler istiyorlar.